İyi günler ben Reha Yacıoğlu. Bu derste sizlere şöyle minicik bir bilgisayarda bu bir bilgisayar nasıl göstereyim şöyle. Bu bilgisayarda Intel'in stick bilgisayarı atom işlemci var. 2 GB RAM var. Ekran kartı yok. Dahil ekran kartı var Intel'in. O ekran kartı ve sistem 2 GB'lık o minicik RAM'ı kullanacak. Bunu da sculpt yapacağız. 2.92 alfa yükleyeceğim. Yı ve DDR3 RAM var. 1.1 GHz şey var. Hızı var. 1.8 turboda çalışıyor. İşte bir tane USB'si var. Bir de SD kart girişi var. Oraya ikinci artist olarak kullanıyorum. 32 GB'lık bir MMC yani harddiskten hallice SSD'den düşük bir e, depolama ünitesi var. Oraya artık şey sığmıyor Windows 10. E, 32 biti sığıyordu ama artık e, Blender 32 bit desteklemiyor. O yüzden e, bu, bu bu muhteşem makineye e, Linux mecburen yükleyeceğim. Size Linux empatize etmeye çalışmıyorum. Eğer makinenizde e, Windows çalışıyorsa Windows devam edin. Eğer istiyorsanız Linux'a geçersiniz. Şu gördüğünüz uzaktan tek teknoloji olarak e, bu bir tık daha iyi durumda. Yani biraz daha kassam bu uzaktan kumanda ya da Blender yükleyebileceğim ama Windows veya Linux yükleyemiyorum onu. Şimdi, önceki daha önce de buna benzer bir ders yapmıştım. Onda AMD şu ders. Ben artık kenara çekileyim. Hep unutuyorum ya, kenara çekilmeyi. Simge durumunda küçüldüm. Şimdi eski makinede Blender 2.91 beta ile scalp ve tavsiyeler demiştim. AMD eski 10 yıllık bir makinede ve çok düşük bir ekran kartında. 1 GB'lık. Nasıl çalıştırabileceğinizi göstermiştim. Bir şey unutmuşum orada. Windows yüklediğinizde kişiselleştirmeleri yapamıyorsunuz. Bunu izleyin. Burada bilgileri verdiğim halde tekrar yorumlara sorular geliyor. Bazılarını cevaplıyorum. Hepsini cevaplayamıyorum. Kusura bakmayın. Mümkün olmuyor. Şuradaki kişiselleştirme ayarlarına eğer lisanssız yüklediyseniz yapamazsınız. İnternete bağlamadan yüklerseniz, internete bağlamadan önce bütün kişiselleştirmelerinizi yaparsınız. Benim onu istememin sebebi şu, Temalarda değil, renklerde saydamlık efektleri var. Bakın arka planı gösteriyor ya burası, bulanık da olsa şu. Bunu kapattığınız zaman orayı göstermiyor. Bu şunun için önemli, o da buradan yiyor. Yani onu da istemiyoruz. Bir de işte orada göstermiştim. Ee, başka ayarlar da var. Nasıl Windows'un performansını e, en iyi seviyeye getirmeniz için yapacağınız ayarlardan bahsetmiştim. Bu ayarlardan unuttuğum işte e, Windows'u yüklerken internete bağlamadan yüklüyorsunuz. Sınır, sınırlı kurulumla devam et şeklinde bir seçenek çıkıyor. Oradan devam ediyorsunuz. Yükleme bittikten sonra ııı hmm, şey yapıyorsunuz internet ayarlarınızı yapıyorsunuz bütün kişiselleştirme bütün ayarları bazılarının sonra da yapabiliyorsunuz ama kişiselleştirmeler menüsü altındaki ayarların hiçbirisini internete bağladıktan sonra bir daha yapamıyorsunuz yani son ayarları yapmanız masaüstü ekran duvar kağıdını dahil olmak üzere hepsini ayarlamamız lazım Ondan sonra internete bağlayıp update'inizi yapın Driver'larınızı yükleyin, blender'ınızı yükleyin, çalışın gümbür gümbür. Bir sıkıntı olmaz. Yani sadece sağ alt köşede bir süre sonra Windows'u etkinleştirin. Yani birkaç gün sonra sağ alt köşede Windows'u etkinleştirin. Yani benim tam şurama gelen yerde. Ee, mesajı çıkacak. Ee, onun da bir mahsuru yok. Çünkü evde Blender öğreneceksiniz. Ticari amaçla kullanmadıktan sonra, eğitim amaçlı kullandıktan sonra Microsoft'ta sizin Windows kullanmanızı öğrenmenizi ister. Ben de Linux'cu olmama rağmen Windows'u tavsiye ediyorum. Çünkü amaç burada Linux öğrenmek değil. Onun için ayrı derslerimiz var biliyorsunuz. Ben de Linux kullanıyorum normalde. Ama Windows 10 çıktığından beri Windows 10'u da gayet memnun bir şekilde kullanıyoruz. Dersleri izlediyseniz görmüşsünüzdür. Oldu yani Windows 10. Evet şimdi bu kısımda söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi şey yapacağım. Bu minik bilgisayarı e, takacağım. Bunun üzerinden kayıtlara devam edeceğim. 5 dakikayı böyle yemişim. Kalan kısmı sculpt yapacağız. Uzun olabilir. Araya timelaps'ler koymaya çalışırım. Ee, evet. Son olarak şunu söyleyeyim. 5 dakika şimdi yedim. Ee, bunu yapmamın sebebi şu. Yani gidin de böyle bir e, bilgisayar, en düşük, en ucuz bilgisayarı alın. Hani bilgisayarınız yoksa böyle bilgisayar alın da onu da çalışın değil. Yani bu kadar düşük bir bilgisayarda çalışıyorsa sizin bilgisayarınızdaki büyük ihtimalle bundan daha iyidir. i3 diyelim işte ne bileyim 5. 4. nesil eski AMD bir makine. Tek şart OpenGL 3.3 ve üzeri olması. Onun da nasıl bakacağınızı orada anlattım. Yine de soranlar oluyor. Birkaç tanesine cevap verdim ama lütfen o videoda izleyin nasıl öğreneceğinizle ilgili şeyler var orada. Ee, tek şartı OpenGL 3.3'ü çalıştırıyorsa bu çalıştırıyor. Diğer özellikleri Blender'ın söylediği özelliklerin çok altında ama gümrür gümbür, gümbür skalt yapıyor. Ee, yani makineniz yeterli çalışmıyorsa problem sizde. Ee, bu dediğim ayarlarla çalışır hale getirebilirsiniz. Amur cubur yüklemeyin. Oradan buradan saçma sapan işlemler programlar yükleyip başkalarının hizmetine sunmayın bilgisayarınız. Öyle oluyor hakikaten. İnternete de bağlısınız. Hem internetiniz iyi yiyorlar. Hem bilgisayarınızın hızını, performansını sizin zamanınızı çalıyorlar. Bunu yapmayın. Bir de üstelik makinem yavaş çalışıyor diye blender dan soğuyorsunuz. Halbuki çok büyük iş imkanları var. Başladı. Bundan sonra artacak. E, talep çok. Modelci, game artist, rigci, animasyoncu ve yani çok geniş modellemeden başlarsınız sadece o da değil başka Paint e, şey krita vesaire var bir sürü ses müzik e, çok ihtiyaç var İhtiyaç çok da artacak Çünkü artık sermaye Türkiye'de e, şeye oyun sektörüne e, ilgisi döndü o işe para ayıracak ve bir sürü genç buradan ekmek yiyecek a köşeyi dönerim falan diye de düşünenler olabilir Hedefiniz olmasın önce iyi bir şeyler yapmaya kendi kendinizi geliştirmeye bakın gerisi zaten e, gelecek. Evet Linux Mint böyle görünüyor. Linux Mint'in <laughs> xfce hafif e, bir masaüstü sürümü olan XFCE'yi kullandım. Gnome e, KDE vesaire e, Yine ağır gelir böyle bir makine için. Hemen e, donanım özelliklerine bakalım. Linux e, ls list demek sanırım cpu dediğiniz zaman size işlemci ile ilgili bilgiler veriyor işlemci işte intel atom cpu e, yani i3 değil pentium bile değil daha da aşağısı atom şey mobil işlemciler için mobil cihazlar için bir şey bu e, işlemci 37 35 eski 6 senelik bir şey 1.1 GHz demiştim 1.3 GHz'miş Turbo'da 1.8 GHz'e çıkıyormuş. Bu 1832 MHz. 1.8 GHz demek oluyor. 2 MB kaşesi var. Kaşe çok önemli bilgisayarız için. Bu 2 MB oldukça düşük. Ee, diğer özellikleri burada şeye bakalım. Ee, ürün sayfasından Intel'deki ürün sayfasından ürünü göstereyim size. Intel Compute Stick ee, modeli şu. Yani 2015 yılında çıkmış. Yeni modelleri var. Daha doğrusu böyle kutu şeklinde olanları var. Ee, ama ucuz değil Türkiye'de neden sonlar. Ee, bunu da bir arkadaşıma Amerika'dan çıkar çıkmaz oradan getirmiştim. Şimdi Asus'un falan var buna benzer şeyleri. Ürün resimlerine bastığımız zaman bakın ne kadar hızlı çalışıyor. gün gümbür çalışıyor bu makinede. Yani Windows hmm, 32, Windows 10 32 bit e, ile birlikte geldiğini e, söylüyor yeni sayfasında. Ama 32 bit'te tabi şey çalışmıyor. Blender 92. falan sonrası çalışmıyor. Ürün böyle bir şey. Muhtemelen şu anda ekranda gördüğünüz kadar falan boyutu. Hmm, göstermiştim biraz önce. Şurada bir tane fanı var. Isındığı zaman sinek vızıltısı gibi bir sesle çalışıyor. Ee, i̇şlemcisine bakalım. İşlemci özelliklerini görelim. İşte işlemcinin adı bu. Biraz önce gördüğümüz özellikler. 2.2 Watt. Çok az çekiyor. DDR3. 2 GB RAM var ve çakılı RAM. Maksimum. Yani şeyin içinde, işlemcinin içinde gömülü RAM artırılamıyor. 2 GB. Yani işlem yani işletim sistemi ve Blender beraber ve GPU hepsi beraber kullanacaklar bunu. Swap bellek gerekecek. Birazdan anlatacağım. Yani oluyor zaten de ayarlamak için SD karta aktardım swap belleği. Ufak bir ayrıntı. E, ayrı kanalları kullandığı için Swap daha yani takas e, dosyası daha efektif çalışıyor. İşlemci grafikleri Intel Atom Z37 00 serisi için Intel HT grafikleri. Bütün bilgi bu. E, i̇şte şey, hızını vermiş. OpenGL'i falan vermemişler. Şimdi bakacağız ona. 64 bit bir işlemci. Eee Şuradan önce bir sistemden bir OpenGL kaçmış onu öğrenelim. Linux sistemlerde Mesa e, yüklü olduğunda GLX Mesa utilisi yüklemeniz gerekiyor. GLX Heads çalıştırırsanız bu size şöyle bir test ekranı ile birlikte şuraya şeyi yazıyor. E, GLX 3.0 Mesa. 3.3 ve üstü olsun Demiştik Blender için. Ama bu 3.0 raporladı. Aslında değil. Ee, Blender'ın kendi raporlaması daha e, şey, önemli. Şimdi şeye bakalım. Ben indirilenlerde galiba olması lazım. Evet 2.79'u indirmiştim. Blender 2.79'u çalıştıralım. Ee, böyle test edebilirsiniz. Gidip de internetten e, hangi kart var bilgisayarınızda şeyde gösterdim nereden bakacağınızı Windows'la ilgili bir önceki derste. Ee, bu şeyler çok önemli değil hmm, bir ayar yüzünden yani performansı arttırmak için yaptığım bir ayar yüzünden böyle siyah miyah falan oluyor o bir problem değil o çözümünü anlatacağım performans çok arttırıyor yağ gibi akıyor ödendir o ayarı yaptığım zaman ama 2.79'da şey de yok o 2.92'de ee, internet e, o, ekran kartınızın özelliğini OpenGL'i vesaire öğrenmek için Google'dan arama yapıp da e, bazı sitelere girdiğinizde forumlara işte bir tane program öneriyor. Bunu yüklerseniz çalıştırırsanız size detayları verecek. Sakın yapmayın. Yani hiç gerek yok. E, büyük ihtimalle %99.9 e, virüs ya da zararlı bir yazılım içeriyor onlar. Çünkü gerek yok. Yani oraya yapacağı sadece şuradan bakın demek. Onun yerine size bir program yükleyin buradan bakın diyorsa oradan bir işkillenmeniz lazım. Yok orada öyle bir şey. E, Windows şey Blender 2.7'yi yükleyip menüye gelip save system info var aşağıda bakın. Save System Info yani bir sistem bilgilerini kaydet dediğinizde masa kaydedelim. Ve şurada Save System Info düğmesine sağ üst köşede bastığımızda kaydetti. Kapatıyoruz. Bunu da kapatıyoruz. Burada. Şimdi buraya baktığımda ilginç. Ee, şey çok kolay. Bu karma karışık bir text gibi gelebilir. Aşağı doğru kaydırın. Kaçırmanız mümkün değil. Şurada bir yerde OpenGL'i göreceksiniz aşağı indirirken. Altı çiz, alt çizgili e, ana başlıklarda. Ve burada da aynı şeyi söyledi. 3.0 Mesa 2, 20 işte neyse 3.0. OpenGL versiyonu 3.0. Ve şurada şey yazıyor. E, vendor yani sağlayıcı, üreticinin ismi. E, Renderer da e, yine Intel vesaire vesaire yazıyor. Windows'ta burada vendor falan yazmıyorsa Microsoft e, Simple Driver falan gibi bir şey yazıyorsa o zaman driver'ınız yüklenmemiş demektir. AMD olsun, Nvidia olsun, Intel'de pek problem çıkacağını zannetmiyorum. Genelde yüklerken kendisi ama internete bağlanmadan yüklediğiniz zaman Windows'u e, hakiki driver'larını yüklemiyor. Kendi e, güdük driver'larını yüklüyor ve onlarla da çalışmıyor. Bazı özellikleri çalışmıyor. Burada da başka bir problem var gibi görünüyor. E3 üstü dedik, E3 çalışmaması lazım değil mi? Aslında şöyle 2.92'ye girip de çalıştırıp aynı şeyi aynı menü aynı yerde var. Bakın help'e girdik en alt satırda en alttan bir önceydi 2.7'de save system info'ya basıp bu sefer şey yapalım yine masa üstüne bunun üzerine yazalım. Demin gördük nasılsa bu save system info kapat. Gördüğünüz gibi çalıştı zaten. 2.92. Neden çalıştı? Ona bakalım. Ee, evet. Böyle. Ee, aşağı doğru yine böyle biraz büyütelim. İndirdiğinizde altı çizgili ana başlıklardan aşağı inip de OpenGL bölümüne geldiğiniz zaman OpenGL bakın 2.92 ki 2.8 üstlü. Yani Blender 2.8 üstlü böyle raporlayacak. Senin ekran kartın bu 4.2 Bunu şöyle yapıyor. Testler yapıyor. Bazı OpenGL'in özelliklerine bakıyor. Onları sağlıyorsa ha diyor bu 4.2 Çünkü yani başka yolda direkt ekran kartından bir yerden okumak yapılan teste göre yani 2.7 ve bazı diğer programlar 3.0 için test yapıp sana tamam 3.0 sağlıyorsa 3.0 diyor. Ama 2.8 ve üstü bu testi yaptıktan sonra 4.2 diyorsa bu 4.2'dir artık. Zaten çalıştı gördüğünüz gibi. Hızlan Daha da hızlandırmak için yani çalışıyor da performansı daha da arttırmak için bazı ayarlar yaptım. O ayarlardan bahsedeyim. İki yerde. Bir, işletim sisteminde. Windows'ta göstermiştim. Nvidia, AMD'de de karşılığı vardı da Nvidia denetim masasında ayar şeyini ben ayarlayayım ve bunu performansa göre ayarla deyince bütün süslü püslü ayarları kaldırıp en hızlı çalışacak şekilde ayarlıyor. Bir de gidip şeyden bilgisayarın gelişmiş özelliklerinden performanstan en iyi performans için ayarla dediğinizde sadece ben orada şey yapıyordum ekran yazı tiplerini düzgün göster diye. Çünkü Windows'ta kötü görünüyor. Ee, ve o zaman maksimum yani bir sürü şey efekti masaüstü efektlerinden kurtulmuş oluyoruz. Linux'taki karşılığına bakalım. Linux'taki karşılığı şöyle. Ayarlara girdiğinizde tabi dağıtıma göre çok çeşitli yerlerde olabilir ama mesela masaüstü ayarları burada Mint'in XFCE'sinde e, Window Manager pencere yöneticisini seçebiliyorsunuz. Compositing, Compton ya da Compis bunlar GPU kullanan Masa üstünde, pencerelerde çeşitli efektleri sağlayan de efektler hep kapalı. Açabilirsiniz de kapalı ama Yine de GPU'yu kullanıyor. Ben o yüzden Compositing Compton, Compis Yani GPU'yu kullanan bu özellikleri, fiyakalı özellikleri seçmeyip Sadece XFWM'de 4 yani Ekran e, CPU'yu kullanıp da Pencereleri e, Renderleyen, ekrana çizen, hareket ettiren falan Window Manager WMO pencere yöneticisini seçtim. İsterseniz Meta City'de seçebilirsiniz ama bazı özellikler orada çalışmadı. Ee, i̇lk seçtiğinizde eğer şey kullanacaksanız Mint Excepc'i kullanacaksanız forumlarda rastladım. İlk bunu seçtiğinizde e, şeyler görünmüyor. Şu düğmeler falan yok oluyor. Meta City'yi seçtim. Meta City'yi seçince e, hemen geçti bakın Meta City'ye. Bunlar biraz daha değişti. Sonradan tekrar XFWM'e geçtiğimde onlar geri geldi. Çözümü bu. Ee, herkes çözüm arıyordu. Bu şekilde ben tesadüf eseri buldum. Sonuç itibariyle kompozitör yani birleştirici denen e, GPU'yu kullanan efektler, ekranı, e, bütün her şeyini GPU'ya yükleyen e, kompozitörleri, birleştiricileri iptal edip kompozitörsüz pencere yöneticisini açıyoruz. Bir de ince ayarlar yöneticisi var. Orada da birleştiriciyi görüntü birleştiricisini etkinleştiri kaldırdım. Böylece o da aynı şey. Yani ikisini de yaptım aslında. Öbür taraftan yapınca bu çalışmaz. Yani özetle GPU'nun ekrandaki bütün görselliklerini yapmasını ortadan kaldırıp bunu CPU'ya verdim. Neden? Çünkü 4 çekirdekli bir CPU'm var. GPU lazım bana. Ve zaten Blender çalışırken ekranda yani her yeri blender kapmamış olacak. Bir sürü ekran hareketleri falan yapmayacağım. Ayrıca zaten gayet de... Yani bu da gayet hızlı, güzel. Yani başka da bir şey istemem. Bir de şey yaptım tabii. E, oyuncuların... Bakın şimdi fark etmişsinizdir. E, sevmediği bir ekran yırtılması olayı var. Böyle gezdirirken. Yırtılmayı görüyor musunuz? Yani ekran... Buna işte Türkçe'ye çevirirsek Ekran yırtılması deniyor. Yumuşak yumuşak kaymıyor böyle şeylerden yırtılıyor. Çünkü e, ekran saniyede 60 kare tazeliyor. Ee, bunu ekran yırtılmasını engelleyici özelliği açtığınız zaman e, şeyle senkronize ediyor. Ekranın tazeleme oranıyla çizimleri senkronize ediyor. Yani ekran tazelenmeden önce ekranı frame buffer'ı kusuyor, ekranı çiziyor, onu gösteriyor. Böylece yumuşak bir şey ama saniyede 60 kare kare oluyor. Ekran yani monitörünüz kaçsa hızı o kadar oluyor. Ben onu kaldırıyorum çünkü şu ufacık aletin bile OpenGL'deki ekranda çizim yapma hızı 400-500 karelere kadar çıkıyor. Daha iyi makinelerde binlerce karelere çıkıyor. Şuradan göstereyim onu. Yine GLX'in GLX Gears diye bir program var. Bu şeyi ölçüyor bakın. Frame rate yani FPS ölçüyor OpenCL'deki ilk ölçüm biraz yanlıştır 61 değil 60 olacak ikinci ölçüm 5 saniyede bir ölçüm yapıyor bakın 59.998 yani 60 kare saniyede 60 kare basıyor ee, aslında daha fazla basabileceği halde buraları uzatıyorum ama bunlar işte iyi performans almak için e, önemli diyorlar her yere uygulayabilirsiniz ana fikri anladıktan sonra şimdi ee, şey olduğu için OpenGL'in içinde masa üstünde tamam bakın yırtılma var onu kaldırdım ama OpenGL'den de kaldırmam lazım. Ee, düşey senkronizasyonu yani ekranın tarama FPS'ine FPS frame per second'ına senkron etme özelliğini kaldırmam lazım. Onu da Linux'ta şöyle kaldırıyorum. Vblank e, alt çizgi mod e, eşittir sıfır deyip de çalıştırdığınız zaman programı GLX Gears'ı çalıştıralım. Bakın ne olacak? Zaten hemen söyledi. Default value of option bir blank mode by Sen diyor bunu kaldırdın. Ben de diyor istediğim kadar basarım. Bak 778 861 kare basıyor şu anda. Demin 60 kare basıyordu ekrana. Bu bana sculpt'ta çok smooth kolay bir şey sağlıyor. Çok önemli sculpt'ta yani ne dönüyor? Responsiveness. Yani şeye etkileşim. Yani şeye hemen cevap vermesi. Cevap verme kabiliyeti 1634'lere çıktı. Niye öyle çıktı? İlginç. 400ler 800'lerde olur diye diyordum. Tam ekran yaptığınızda biraz bekleyelim. Çünkü 1-2 kare beklememiz lazım. Ekran değiştirirken ki ölçüm hatalı olur. 2-3 kare yani 10 saniye kadar bekledikten sonra baktık. 445. Yani tam ekran olduğunda 445 kare e, basabiliyor. Bunu ben şimdi şeye uygulayacağım. Blender e uygulayacağım. Blender nerede? Blender 2.92'yi buraya yük e, indirdim. Klasörü var. E, Linux'ta e, cd change directory e, blender taba bastım tamamlar. E, burada blender. Şu yeşil en soldaki. Şöyle çalışır normalde. Blender. Bu şekilde çalıştırırsam başka ayarlar da var. Blender'daki ayarlar da geleceğiz. Fena değil. Hızlandırılmış hali bu. Ama tutup da ben bunu biraz önceki gibi D-Blank bunun başka bir sabit ayar vardır bir yerlerde. Onu bilmiyorum. O yüzden her seferinde yazıyorum. Araştırsam bulunur aslında. Ama şu anda bu şekilde çalıştırdığın zaman şu nokta böyle burada demek. Bu klasörde. Linux'ta. Blender'ı çalıştır dediğimde e, şimdi benim göstermem size bir şey ifade etmeyecek. Kendiniz deneyip görmeniz lazım. Şu anda e, biraz öncekine göre çok daha e, şey responsive e, cevap verme hızı yüksek yani. Yaptığım şeyin karşılığını hemen alıyorum burada. Scalp da çok önemli. Şey de önemli ol olmayabilir. Low poly falan yaparken önemli olmayabilir. Bu önemli. Ben burada bir de bir sürü ayar yaptım. Daha da hızlandırmak için. Bakın şeyler çizgiler falan pikselli pikselli. Bazı özellikleri kapattım. Buradaki ikonu kapattım. Buradaki ikonları kaldırdım. Mümkün olduğu kadar az tekrar çizim yapsın istiyorum. Yani bir sürü bunlar tekrar tekrar üst üste layer'ları hazırlayıp basması için kenarları düzeltmesi için bir sürü GPU'ya iş yükü bindiriyor. Önce eski haline getirelim. Preferences'dan şuraya geldiğinizde bunları hatırlıyorsunuz değil mi? Edit'ten Preferences'tan genel olarak ayarlarını yapıyorsunuz sayın. Hmm. Altla mı yapayım? Evet. Böyle. Alt ve sağ tuşla köşeyi yakalamak zorunda olmuyorsunuz. Yani istediğiniz herhangi bir yerden tutup şöyle alta basıyorum ve sağ tuşla yani bu şekilde büyütüp küçültebiliyorum. Neyse. Şuradan sol alt köşeden load factory preferences. Fabrik ayarlarına geri dön. Bir daha çıkıyor. İşte Blender'ın böyle bir uyu var. Tekrar bir ona istiyor senden. Tamam. Yükle dedim. Ve Save Preferences. Yıldız çıktığına göre basalım buraya. Bir daha basalım. Neyse. Şu anda orijinal hale geldi. Ben şimdi yine hissediyorum. Siz de bilmiyorum şeyi hissediyor musunuz? Çünkü e, ben hareket ettirdikçe e, ne olduğunu görüyorum. Biraz yine yavaşladı. Bunları hızlandırmanın yolları. Şimdi bir e, editten Preferences'e gelip ilk baştan başlarım. interfaceten region overlap var. Ben şeyi de kapatıyorum. Splash screen'i başlangıçta o gelen ekran var ya. Ama şimdi açık olsun. Hızla ilgili değil o. Yani direkt çizime girmek için. Ee, region overlap denen şey şu. Şuradaki yanlardaki e, butonların arkasına çizebiliyor. Bu üst üste çizim demek. Layer katman yani onu çizmesi, onun üzerine onu yapıştırması falan gibi Yine e, gereksiz R yol açıyor. Bakın onu kaldırdığınız zaman tak diye artık burada bitiyor şey. Yani o işle uğraşmayacak. Bir. E, navigation Controls. Bunlar. Bunları ben artık kısa yol tuşlarından kullandığım için. ilk derslerde bunların nasıl kullanılacağını, yeni başlayanlara nasıl faydalı olduğunu anlatmıştık. Ama biraz eliniz alıştıktan sonra bunlara ihtiyacınız kalmıyor. Bunların burada görülmesini de istemiyorum. Navigation kontrolsü kaldırdım. Başka. Text rendering. Bu yazılar yumuşak, kenar yumuşatması yapıyor. Yine al, al GPU'ya yük. Text rendering kaldırdığın zaman, bakın yazılar dikkat edin, kaldırdım. Biraz büyüdü gibi oldu. Piksel piksel yapıyor. Hiç mahsuru yok benim için yavaş makinede çalışırken. Orta hızlı makinelerde bunları yapmanıza gerek yok. Hissetmeyeceksiniz pek zaten de makineniz yavaşsa daha önceki derste anlattığım şeyleri de yapmak kaydıyla yani Windows'unuzu çöple çevirmek, sade Windows'ta çalışmak kaydıyla bunları da eklediğiniz zaman uçar Blender. Anti-aliasing kaldırdım. Anti-aliasing böyle mi okunuyor bilmiyorum. Anti-aliasing neyse. Ee, yani piksel piksel görünen şeyleri yumuşak gösterme işlemine o deniyor. Ee, o yüzden onu kaldırdım. O da bir hız kazandıracak. Şimdi test etmeyelim birazdan toptan görelim. Ee, neler var başka? Viewport'ta bir şeyler vardı. Ee, Viewport'un da genel olarak Entalizing'i var. Yani bakın şu şeyler e, etrafında turuncu çizdi onu da yumuşak çiziyor. Onu kaldırdığım zaman No Entalizing dediğim zaman o da şu anda çok belli olmuyor ama o da ha pardon Overlay ve Edit Mod'da kaldırdığımızda bakın piksel piksel. Hiç mi yok benim için? Ee, başka Selection'da OpenGL Depth Tricking'i e, de aslında yavaşlatıyor ama bunu kaldırdığınız zaman işler çok karışıyor. O yüzden onu kaldırmıyorum. Bakalım atlamadan devam edebilecek miyim? Editing'de hmm, yok. Animation, Navigation'da vardır belki. Burada da var. perspektifi kaldırıyorum. Bununla ilgili değil. Auto Depth'i açtığınız zaman Sık sık gelen bir soru var. Ya ben de Blender'da çalışırken çok hızlı yaklaşıp uzaklaşmaya başladı. Yani kontrolü zoom in, zoom out'ta zoom yapıp yaklaşıp uzaklaşırken kontrol e, sapıtıyor. Bu depth yaptığımız zaman, depth işte e, derinlik kontrolü, otomatik derinlik kontrolü, auto depth yaptığınızda... E, ...sürekli her karede derinliği hesap ettiği için o olay olmuyor ya da, o da seyrek oluyor. Bunu kaldırdığınızda olur o problem ama çok kolay bir çaresi var. Numarik petten o problem çıktığı zaman nokta tuşuna bastığınız zaman o an seçili olan objeyi hop ekrana getiriyor sığacak şekilde. Ve o sırada bir ototop çekiyor. Yani her karede yapmak yerine lazım olduğu zaman numarik petten noktaya basınca o olay halloluyor zaten. Bu da bir miktar hızlandırdı. Hmm, başka atlıyor olabilirim. Sistemden de aşağı Sistemde değil, burada bakıyorum, bakıyorum bir şey yok. da yok, Optics yok, ee, OpenCL yok non none. Ee, save and Load'da Auto Run Script hazırlıyor gelmişken bunu da açalım. Ee, Add-on yüklersek bununla beraber çalışacak, başka da bir şey yok. Save Preferences dedim. Şimdi şu anda gayet hızlı, yırtılma efekti var. Genellikle Windows'dan şeye geçtiğiniz zaman full screen'e geçtiğinizde o yırtılma efektini ortadan kaldırdığını tespit etmiştim ben. Şu anda hızda biraz azalma var gibi. O yüzden de şey yapıyorum. Şuradan Windows'dan toggle full screen'i kaldırıp bu şekilde kullanmaya razı oluyorum. Hızdan yani daha yüksek performans elde etmenin bir yolu da şu 3 view penceresini biraz küçük tutmak. Yani makine yavaşsa artık yapacak şey yok. Bu dar alanda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Şu arkadaşı da azaltmıştım ben ya. Bunu böyle kullanmıyorum. Bir sürü bunu da çizmesin diye. Şimdi onu bulmakta zorlanıyorum yerine ama Viewport'ta interaktif Navigation yerine bakın Viewport'ta 3D Viewport Access şu. Çünkü onu da zaten mouse kullanarak yapıyorum. Simple axis dedi. ofta da yapabilirsiniz ama bana eksenleri de görmem lazım. Ee, simple axis yaptığın zaman orada da bir sürü save preference demeyi unutmuyorum. Aslında auto save preference açık ama yine de o düğmenin yanında bir yıldız sıktığı için kullanıp ona basıyorum. Şimdi bu, bu da bu da bu şekilde. Ben normalde orta tuşa basıp geziyorum. Orta tuşa basıp e, yukarı aşağı yapınca zoom in zoom out ya da tekerlekle. Shiftle de pan yapıyorum. Onların hiçbirine gerek kalmadı. E, sıfıra bastığım zaman kameradan, numerik petten. İşte o biraz önce dediğim bire bastığım zaman öyle mesela diyelim ki şöyle saçma sapan bir yerde. Bu aslında ekrana getirmek için yani seçili olan objeyi ekrana sığdırmak için ama aynı zamanda da yumuşak, yani oto depsi yapıyor. Dersi biraz uzattım. 23 dakika olmuş. 7 var. 30 dakika. Yarım saat uzun olacak demiştim. Buralara kadar seyrettirirseniz helal olsun onlar. Çünkü uzun videolar seyredilmiyor. Aa, gerçekten bir şey öğrenmek isteyenler seyrediyor ama. Hmm. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim. Sonuna kadar izleyen bir şey olacaklara da şimdiden teşekkür ederim. Çünkü şimdi biraz da Scalp'da başlayacağız. Bunlar hızlandırdı evet. Ee, bir de şey yapayım şimdi. Arka planda bir tane H top açarak bellek ne halinde ona bakayım. Bakın. 1.85 GHz gigabaytlık RAM'dan 653 megabaytını kullanmış şu anda. Hem şey işletim sistemi hem de Blender GPU ile birlikte bu kadarını kullanıyor. 654'ünü kullanıyor. Swap var. SVP. Takas belleği. Bellek yetmediği zaman bellekteki gereksiz bilgileri o tarafa atıyor. Ve bellek rahatlıyor. Orayı kullanmaya başlıyor. Biraz sonra olacak. Göreceksiniz. Dersin uzun olmasının sebebi de bütün bunları da görmemizin e, şey, hem de scalp yapacağız. Scalp zaten uzun bir süreç. Zorlayacağız. Sınırlarını zorlayacağız. Ve bu arada ben de hiç daha önce bilmediğim bir şeyi görmüş oldum. Onu da göstereceğim. E, yani şu anda gereksiz bir sürü şey yüklü buraya. Blender ile sistemi zorladığınız zaman gereksizleri takasa atıyor. Kalıyor size boşta 200 falan. Enteresan. Yani yanlış bir şey mi e, görüyorum bilmiyorum ama sistem gayet güzel çalışıyor o zaman. Yani özetle şöyle sınırlarına kadar zorlayıp takası devreye soktuğumuz zaman ilk önce sistemde kullanılmayanları takasa attığı için bellek daha da rahat oluyor. Yani bir keresin bir kereye mahsus e, zor, o oturumda ama bir kereye mahsus zorladığınız zaman şeyi e, sistemi Ondan sonra daha rahat kullanmaya başlıyorsunuz ve orada çok önemli bir nokta var daha önce söylemiştim yine söyleyeceğim ya bilgisayar dondu dediğimiz anlar var ya o işte takas işlemleri ya 30 saniye falan beklediğin zaman o takas işi bittiği zaman pırıl pırıl çalışmaya başlıyor yine. Bu çok önemli bir bilgi bakın genellikle Aa, takıldı dondu bu hareket etmiyor şey yapmıyor cevap vermiyor dediğimiz anlar takas işlemlerinin yapıldığı anlar. Şimdi bu böyle. Bu arka planda duracak. Fazla şey yapmıyor. Ben blender çalışırken arada sırada şimdi güdük makineyle çalışıyorum ya yani neler oluyor bakmak için şöyle ee, süper değil. Alt tabla oraya bakacağım. Sebep ne alemde? İşlemciler çekirdekler, dört çekirdek var. Onlar ne alemde? Ona bakacağım. Şimdi size bu setupta ee, yaptığım bir iki şeyi göstereyim. E, önce yaptıklarım maymun gibi oluyor diye ben de oturayım maymun yapayım dedim. Bir de retopoloji yaptım. Retopoloji de yapacağız ileri derslerde. Şimdi bunu e, bu retopoloji hali şeyi açayım. E, Wireframe açayım. Şöyle daha iyi görünüyor. E, gözler kötü oldu ama genel e, topolojiyi burada oturtabildim. Bunun üzerinden bugün bir şey yapabiliriz. E, zorlamak için. Alt H ile deminkini gönderip bunu hide yapayım. E, ve wireframe'i kapatayım buyum. böyle bir şey yaptım. Üzerinde şey yok. İnce detaylar, kırışıklar, doku falan yok. Yapmıştım ama çok acayip yani tekstürlerin kaydedilmesi olayı var ya arada sırada geliyor soru. Onu onu unuttuğum için şu anda tekstürler kayboldu. Ya içine gömeceksiniz Blender'ın ya da çalıştığınız klasörde bir yere o tekstürleri kaydedeceksiniz yani imajları, JPEG'leri neyse. Oradan okuyacak. Yapmadım. Gitti yaparız şimdi ya da önümüzdeki derslerde. Ee, diğerlerine bakalım. E, ee, A2 demişim bunlar galiba işte o şeyler. Evet bu sadece ee, bakayım. Evet, sadece şey bunun üzerinden gideriz. Bunu çoğaltır. Ee, üzerine ince detay atarız. buçuk milyon vertex'e falan çıkacağım. Bu makinede. Yani kulağa çok acayip geliyor. Open neredeyiz? E3'te bakın yapmıştım. Şöyle. Ee, işte şey kaydetmediğim için ben bunun üzerine dokuları, inceleri, çiz kırışıklıkları, yüz dokusunu falan yapmıştım. Save için böyle saçma sapan bir şey görünüyor. Ee, i̇nsan da çalıştım. Ee, şöyle bir human var. Bu e, birkaç saatlik çalışmanın ürünü. Problemler var. Beğenmeyebilirsiniz. Eğer e, yani beğenenler de çok oluyor. Abi çok güzel yapıyorsun. Değil yani. tutorialları izlerken hep şunu duyuyorum. Yani speed scalp dedikleri yani hızlı yaptıkları 6 saatten bahsediyorlar. Yani en hızlısı 6 saat gerektiriyor gibi bir izlenim uyandı bende. Bu yarım saat bir saatlik bir çalışma. Hmm, öyle yapacağız ilk başlarda. Size hmm, artık şeye de başlayacağım. Scalp derslerine de başlayacağım. Bu derste bir iki vermiş olurum. Ee, oh, uh, bayağı uzayacak bu ders. Yarım saat. 37 dakika oldu şimdiden. Um, bu böyle. Bunun üzerine de bir e, şey çalışmak çalışmaları yaptım. E, bu da gitti. Aynı hataları hep yaptım. Yani yaptım, yaptım yaptım bu makinenin üzerinde çalıştım. Ama şeyleri hiç kaydetmemişim. Tekstürleri unuttum. Uzun zamandır yapmıyordum. File'dan open'la bir de çok hızlı ayaküstü hemen böyle 15-20 dakikada yaptığım bir şey var. Yüz çalıştım. Böyle kafayla mafayla şeyle hmm, anatomiyle falan uğraşmadım. Anatomiyi başlarken tamamen boş verin. Yani o insanlarda öyle çok derslerde göreceksiniz. Sonradan anatomi çalışmaya başlayacağız. O bizim ayağımıza dolanıyor çok fena. Önce elimiz alışacak, gözümüz alışacak. Şu brushları kullanmaya, sculpt'ı Blender'ın Sculpt özelliklerini öğrenmeye çalışırken bir de anatomi düzgün olsun, yok efendim referanstan çalışayım falan dediğiniz zaman e, o size şey oluyor, engel oluyor ilerlemenize. Önce şunları bir kullanmaya öğrenmemiz lazım. Saçma sapan modeller yapacağız. Hani onları yaparken olan bu mu dememeniz için işte ben de bu kadar yapabiliyorum. Sanatçı değilim, Sculptör değilim. Günde 20-30 dakika çalışarak birkaç senedir. Yani ilk başlarda 20-30 dakika çalışıp sonra bunu saatlere çevirdiğiniz zaman daha hızlı ilerlersiniz. Benden çok daha iyi olacaksınız. Ama ben yani böyle işte şey planım olduğu için scalp dersleri yapayım diye düşündüğüm için. Yani 200 seneden de fazla oldu. Aslında 7-8 sene önce de vardı bazı ilk çıktığında scalp. Onlardan yapmıştım. Böyle böyle bir şeylere günde 20-30 dakikalık bazen bir saatlik çalışmalar yaparak ve şeyle <laughs> e, fare kullanarak Fare, bu şimdi de öyle yapacağız. Fare kullanacağım. Ee, ama fare kullanmayı tavsiye etmiyorum tabii ki. O sadece başlangıç için. Hemen gidip de bir e, grafik pen tablet, balkon falan almayın. Eğer hoşunuza gider, devam etmeye karar verirseniz e, e, dijital kalem alın diyorum sizlere. Yani bir de untitled yapmışım. Bu ne iğrenç bir şeydi. Öyle hatırlıyorum. Ha işte bunda da aynı şey oldu. Bunu böyle hava yaptım. Ondan sonra Tekstürleri mekstürleri geçirdim. Sonra kaydetmediğim için. Blender'ın içine de gömmediğim için. işte yok onlar. O zaman önce hemen biraz sculpt yapalım. Sculpt'ınkiye girdim. ile mouse'la yapıyorum. İlk girdiğimde hemen şöyle yaptığımda gayet güzel, hızlı. Nedense 2.92'de. Bakın 2.92 alfada çalışıyorum. Ee, burada yazıyor sağ alt köşede ama ben olduğum için görünmüyor orada. Buradan OBS'den onu biraz yukarıya kaldırayım. Kilidi aç ve beni şöyle biraz yukarı kaldır. Evet yükseliyorum. Ama göremiyorum ekran çok küçük olduğu için buradan. Şöyle iyi. Ve kilitle. OBS çok güzel program. Harici bilgisayarla ve şey capture kartla yapıyorum bu işi. Kamera mamera falan. Güzel makine. Yani güzel program ve güzel bir capture kartı eski. Şimdi burada 2.92 alfaya görüyorsunuz. Burada bir sürü istatistikler yazıyordu. Evet başladık artık birazcık şeye. Scalp'la ilgili girişe başladık. Bu bir Scalp dersine giriş oldu. Bunları serinin ilk dersinde daha detaylı tekrar anlatacağım ama şimdi yapalım. Buraya sağ tuşa bastığınız zaman sistem memory. Yi. Eğer bir daha gerçek bir ekran kartı olsaydı burada ekran kartı belleğin içinde bir seçenek olacaktı ekran kartı olmadığı için bu e, düdük şeyde bilgisayarda USB bellek gibi bilgisayar e, o görünmüyor 33 megabaytını harcamış henüz hani e, şey ne kadarını harcamış bakalım 718'lerde 1 megabaytlık da swap yapmış niye yaptıysa artık boş yer var İstatistikler, buradaki istatistikleri açabiliyorsunuz ama buraya böyle bir sürü işte kuat sıfır, şu kadar bir vertex var ve buraya sığmıyor artık. Bu bir sürü bilgi. Onun üstünü buradan kapatıp Şurada istatistikler buraya geldi. Yani o an çalıştığınız editöre göre hangisi gerekiyorsa burada sol üst köşede. Şu kadar ver, vertex var. Düğüm noktası. E, e, 24 bin adet. işte küsür. E, 24 bin adette face var. Onun sebebi kare Şu kullanması. Wideway'ime e girdiğim zaman bakın. E, kare yüzeyler kullanıyor ve birbirine eşit e, Wi-Fi mi? Arada sırada açıp kapatacağım. Ne? Kısa yolunu bilmiyorum. Öğrenirim. E, şeyi kaldırdılar. Şu açılışta X simetrisi açık geliyordu. Böylece e, şöyle istediğimiz yere e, göz attığımızda öbür tarafa da göz atıyordu. Şimdi derslerde, ileride derslerde şöyle şeyler yapacağız. Bir, anatomiyi boş verip ya şöyle saçma sapan da olsa e saçma sapan da değil. Bize oluyor aslında. Ee, ve şeyle buradan bir sürü brush'a da geçmiyorum bakın. Ayarlarını da değiştirmiyorum ilk başlangıçta. Böyle bir şeyler. Yani şu anda gayet güzel hızlı çalışıyor. Çünkü zaten az sayıda vertex var. Ee, ama zaten sorun şeydi. Şuradan şeyi açayım. Böyle bir e, bunu şuradan kenarını buradan ayıralım. Evet. Başladık bile hemen hızlı bir şekilde şey yapmaya. Deminkileri özellikle gösterdim çünkü böyle e, şey e, kötü bir e, scalp yapınca ooo bun muydu deyip ayrılma ihtimaliniz çok yüksek olduğundan onları yapabildiğimi gösterdim. Genellikle e, profesyonel da problemi o yaptıklarını şeyin güzel olması lazım. Onun bize şöyle bir zararı oluyor. E, bu arada bir taraftan hem anlatıyorum hem de bazı şeyleri bu çok güzel grab tool bazı brush'ları çaktırmadan kullanıyorum onları derste anlatırım ve çok hızlı yaptığım için yani bu kadar kısa sürede sculpt falan yapılmaz saatler süren bir işlem aslında ona hazır olun eğer sculpt'a şey yapacaksanız gireceksiniz sculpt'a olmak istiyorsanız Orada çok önemli bir nokta var. İlk başlarda çok uzun saatler harcamayın. Onun çok önemli bir beynin öğrenme kapasitesiyle ilgili bir özelliği var. İlk başlarda kısa 20'şer dakikalık çalışmaları tavsiye ederim. Ee, bu bilimsel bir şey. Yani öğrenme önbelleğe önce giriyor. Önbelleğin kapasitesi sınırlı. Saatlerce çalıştığınız zaman onun 20 dakikasından sonrası kabaca tabii rakamlar söyledi. Artık boşa gidiyor. Ve beyniniz yorulmaya başlıyor. Şöyle çok kötü bir dezavantajı oluyor onun. Bakın tamamen yeni başladıysanız. Yani bundan yine bahsedeceğim de. E, tamamen yeni başladıysanız e, eğer o kadar yüklenirseniz beyninize şöyle bir şey oluyor. Beyniniz yoruluyor. Bu aynı fitness gibi. Vücut çalışırken <laughs> ilk e, body salonuna yazılıp da çok fazla yüklenip ondan sonra vücudunuzun iflas etmesi gibi laktik asit birikmesi yüzünden e, ciddi bir ...şey oluyor, beyniniz yoruluyor. Acımaya başlıyor resmen. Eğer oturup da günde ilk seferde... 8 saat el becerisi gerektiren... ...bakın dikkat edin. Teorik bilgiler... ...buna biraz benzer ama özellikle el becerisi... ...gerektiren konular. İlerleyemediğiniz gibi... ...yani o ilk kısa dönemden sonraki... ...ön bellek bir miktar alıyor. Ondan sonra gelenleri... E, ...öncekileri atıyor mesela. Ne bileyim ya da almamaya başlıyor. Sizin oradan faydalanabildiğiniz şey çok az... 8 saat uğraştıysanız ben bunu inatla öğreneceğim diye ilk başladığınızda ciddi zaman kaybı, şu ekstraları da kapatıyorum, ciddi zaman kaybı yaşıyorsunuz. Üstelik de şu oluyor beyninizde ciddi bir yorulma çok kötü oluyor biliyorum şu anda. Şimdi şeye geçeceğim. Böyle yapılabildiğini gösterdim. Dino, dinamik topolojiye geçip biraz da ondan yapalım. Bunun özelliğini azaltıp şu Oh. Şöyle, bakın biraz önce yaptığım işlerin hepsini mahvettim. Ama bana ne sağladı? Yaptım hepsi? Koptum konudan tekrar geleceğim oraya. Ee, şey sağladı yüz için e, bir base sağlamış oldu. Tekrar başlayabilirim. Ee, daha değişik yüz e, şekilleri falan deneyin. Yani onun için diyorum referanstan çalışmayın kafanıza göre. Çünkü eliniz alışsın. şeyler şeyleri öğrenin. Tool'ların hangisi ne yapıyor, nasıl çalışıyor. Onları öğrenin. Eğer da ben referanstan öğreneceğim. Aynı onun gibi yapacağım falan dediğiniz zaman bu sefer oradan kopmaya başlıyorsunuz. Yani şeyimin e, ana fikri o. Yani ilk başlangıçta referanstan bütün bu şeylerin söylediği, gurunun, işte bütün sculptorların, yan sculptorların hepsinin ortak bir şeyi vardı. Muhakkak referansta çalışın. Anatomi, anatomi, anatomi. Biraz anatomi çalışmasın. Ya ilkokulu düşünün. Girmişsiniz birinci sınıfa daha ilk gün. Ee, hoca diyor ki size işte kompozisyon çalışmanız lazım. Daha kalemi kullanmayı bilmiyorsunuz. O çok önemli. Yani bu yüzden diyorum. Ondan sonra tabii ki eğer isterseniz anatomi çalışırsanız isterseniz ee, Michelangelo, ee, şey Donatella falan mesleklerinin yani o heykeltıraşlıkların ortalarından sonra başladılar. Çünkü yasaktı zaten şey anatomi çalışmak, şey ceset kesmek. Ee, bunlar şeyleri hmm, himayeden eden e, şey kişiler, zengin kişilerin sayesinde e, yapabildiler. İlk anatomi çalışmaları da onlar başlamış oldu. Leonardo daha sonra. Ama o noktaya gelinceye kadar demek ki yapılabiliyor. Yani baktı ve yüz anatomisi isterlen istenenmeyin. miyim, e, doğuştan beynimize kazılı olarak geliyor. Ve mimikler ee, şeylerde de öyle. Memelilerde e, hep öyledir hayvanlarda. E, o yüzden e, bunları tekrar sıkıcı bir şekilde tekrarlayacağım. Diğer derslerde e, başlangıçlarında. Arada sculpt yaparken yine söylerim bunları. Ondan sonra isterseniz, eğer isterseniz e, şey çalışabilirsiniz. Anatomi. Tavsiye ederim. iyi olur aslında sona. Sonra da referans çalış, Referans üzerinden, referans resimlerden yani bir bakarak yapmak diyoruz ya. Ee, bakarak yapmaya başlayacaksınız. Ee, ben o aşamaya geldim. Yani bir iki tane yapma, yani uzun zamandır ilk defa artık bakarak yapmam ve anatomi çalışmam lazım. Onu biliyorum. Ee, şeyden sonra e, fareyle bile daha böyle işte rahat e, bir şeyler yapmaya başladıktan sonra. Bu arada işte şey göstermiş oldum. Biraz daha azaltıyorum şeyi hassasiyeti çok alçalttığınız zaman bakın artık birazcık yavaş çalışıyor. Bunun sebebi şu mavi dairenin içine çok fazla hesap edilmesi gereken vertex girerse o zaman yavaşlıyor. Demek ki ne yapacağız? Öyle yapmamaya çalışacağız. Şuralarda fazla olduğu için hala onların üzerinden giderken yine yavaş gibi sonra hızlanıyor. Bakın gayet hızlı. Ve şey gerekmiyor, 20, 30, 40 bin ne? biraz önce gördüğünüz onların öyleydi, 30 bin, 40 bin vertexle şey yapılıyordu. Sonra yüksek milyonlara çıktığınız zaman böyle kocaman kocaman işte şey, çene, burun falan gibi skaplar yapmıyorsunuz artık zaten. Yani oraya bir burunu biraz daha büyüteceğim falan dediğiniz zaman yani yüz binlerce vertexi -si yerini değiştirmeniz gerekiyor. Ona şey de dayanmaz yani. i7, i9 falan da dayanmıyor. Olmuyor. Ee, işte i̇şte workflow deniyor. Sculpting workflow da yavaştan başlayıp, az vertexten başlayıp ana şekli sonra adım adım arttırmak. Adım adım arttırdıkça daha küçük detaylarla uğraşmak. Yani şey bu. Ya o yüzden şey fark etmiyor. Zayıf makineyle, yüksek makineyle çalışmak çok çok büyük şeye uyduğunuz takdirde sculpting ya da şey diyelim buna high poly modelleme ...workflow'a ya da pipeline'a ya da iş akışına uyduğunuz takdirde şey olmuyor. Problem çıkmıyor. Ama ona uymanız lazım. Yani bir problemlerin çoğu ilk başta çok vertex'li çalışmaya çalışıp... ...o çok vertex'li modelinizde büyük parçaları scalp yapmaya çalıştığınızda oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Ondan bahsetmeyi unuttum. Bir yorumlarda görüyorum benim böyle piksel piksel görünüyor dedi. Böyle üçgenler üçgenler. Onlar size çok büyük yardımcınız. Çünkü e, iki boyutlu aman tanrım 42 dakika 7 ekle 49 50 dakika bir saate doğru gidiyoruz. Çok uzun olacak çok. Bakalım kaç kişi seyredecek. E, bunlar sizin çok büyük yardımcınız. E, çünkü e, şöyle yapın. File, New, Sculpting, Don't say. Karşınızda böyle bir şey var. Bakın döndürüyorum bunu. Hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü üzerinde hiç pürüz yok. Pürüzsüz bir yüzey. Üç boyutlu uzayda kafanızda üç boyutlu şekillenmesini engelliyor. E, Paralaks diye bir şey vardır. Dünyayı, e, uzayı, önümüzdeki eşyaları üç boyutlu görmemizin sebebi iki gözümüzün olması. Yani iki ayrı açıdan baktığımızda beynimiz onu üç boyutlu olarak işleyip onun üç boyutlu yansımasını beynimizin içinde oluşturuyor. Şimdi biz iki boyutlu bir ekrana bakıyoruz. iki boyutlu bir ekrana iki gözümüze bakıyoruz ama e, ekran iki boyutlu. E, Skaplık'ın en önemli konulardan bir tanesi e, sık sık e, çalıştığınız objenin e, iyi hareket ettirmek. Böyle yaptığınız zaman şeyi biraz taklit ediyor. Üç boyutlu yani iki gözle bakmayı. Aslında iki gözle bakıyorsunuz ama iki boyutlu bir düzleme bakıyorsunuz. Bu sizin belleğinizde yavaş yavaş şeyin, çalıştığınız objenin, sculpt'ın üç boyutlu bir yansımasını kavramsal olarak oluşturuyor beyninizde. Yani bir açıdan böyle bir saat çalışmayı falan yapılacak en büyük hatalardan bir tanesi. Ben burayı bitireyim diye buralardan Değişik değişik yerlerini de, e, durmadan he, işlemeniz lazım. Ve şundan sıkıntı duymayın. Bakın burada pikselli pikselli görünüyor. Diyor. Bunlar piksel değil aslında. Piksel en ufak nokta birimi. İşte e, face'ler görünüyor. Bunu engellemenin yolu şey var. İşte obje modda e, smooth'a geçtiğiniz zaman ki iyi yapmıyor onu da. E, bunu tavsiye etmem. E, obje modda flat yapıp Başlangıçta zaten profesyonel skapturlarda da falan göreceksiniz. Bu şekilde çalışıyorlar. Başlangıçta böyle. Zaten vertex sayısı arttıkça ve sumutu yaptıkça bu iş daha hassas hale geliyor. Şimdi ben bunu arttırmak yerine milyonlarca vertex'e çıkacağız ya ondan sonra bitirelim. Ee, şeyi açayım. Benim şu bu arada şey ne alemde Hala 700 küsür megabaytlarda yani bayağı bir boş bellek duruyor ama durmayacak şimdi. E3 açtım. Bu bu değil. Open E2 şey çalıştım. retopoloji yani UV mapping, tekstür kaplama üzerine gerçekçi kaplama ve rigging yüz animasyonu için. Ee, şey yapmanız bu retopoloji yapmanız gerekiyor. Retopoloji dersleri baranın birçok var. Onları takip edin. E, retopoloji için hazır programları sonraya bırakın. Önce elle o dersleri ben de yapacağım. Ee, öğrenmek için yaptım bunu. Ee, bazı hataları var ama fena değil. Şeyi oturtabildim genel prensipleri. Bunun üzerinden gideceğiz. Ee, şu anda 3600 eee 7000 eee kaç 3.700 kadar yüzey var. Bunun üzerine şey yapmak istiyorum ben. Neredeyiz? Edit moddayız. Sculpt moda geçip geçtim. Ee, hazırdan bunu kullanıyorum. Şimdi modifiersdan şöyle yapalım burayı. Buna pek gerek yok aslında. Burayı kapatalım. Ee, modifiersdan Multi Resolution'ı açtım. Bunun normalde temelde şu anda 3700 yüzeyi var. Subdivide dediğim zaman bunu 14000 yüzeye çıkardı. Bunun anlamı şu. O çok bellek tutan ilk 3600 duruyor. Ama bunun üzerine daha az bellek harcayan geçici yüzeyler ekledi. Ben böylece şunu yapabiliyorum. Bakın bunun üzerine... Ee, şöyle tekrar daha hassas. Hatta bir subdivide daha yapayım. Bu yetmez çünkü bana. Kaç oldu? 58 bin Vertex. Şeye bakayım. Ee, 789. Hala çok harcamıyor bakın. Ee, şöyle şeyler atabiliyorum. Gözünün altına torbalar atayım biraz. Bir iki tane attım. Şimdi daha fazla e, iş yapacağım. E, yalnız şöyle biraz daha yerler işleyelim ee, bir subdivide daha yapayım maksat şey ya şuradaki. bakın şu anda o işlemi yaparken biraz bekledi bine geldi hala bellek harcamıyor çünkü subdivide'la e, attığımız vertexler gerçek vertexlerden daha az yer kaplıyor aralarında fark var gerçek yüzeylerden çünkü o gerçek yüzeyler esas yüzeyler ve vertexler birçok e, işte vertex paint normal yüzey normalleri vesaire gibi çılgın veriler barındırıyor içinde. Burada sadece gerektiği kadar bu vertexler de bellekte yer teşkil ediyor ama o, o, detaylı bilgiler yok üzerinde. Şimdi şurayı birazcık daha açayım daha iyi okunaklı olsun. Hem burası daralınca daha rahat olur. Bakın şu anda gayet hızlı. Daha önceki derste söylediğim gibi tekerlekle yaklaşıp uzaklaşmayın demiştim. Şimdi hızlı gibi birazdan öyle olmayacak. Bir subdivide daha çektim. Bekliyoruz. Hemen alt tabla bakalım. 1.17 GB bakın 4 çekirdek de çıldırdı. Çünkü şunu yapıyor. Yetmedi bellek şu anda. Ee, swap işlemi için bir şeyler yaptı. Birazını dağıttı ama çok azını attı şeye. Ee, belli. 1 GB'ını kullandı. Bakalım blender evet 1 milyon vertex 9 işte bu videonun en önemli noktasına geldik. Yani o minicik e, USB bellek kadar olan atom işlemcili dandik bilgisayarda şimdi 1 milyon vertexe geldik. Biraz bunun üzerinde şey yapalım. E, şu buraya şeyler atacağım şimdi. Yani kırışıklıklar atacağım. Onun için bu e, Palov'dan bunu hep unutuyorum. Sharper. Çok keskin çizgiler atmak istiyorum. Ondan sonra e, buraya direkt atmaya başlayalım. Bakın. Yani şöyle yok biraz büyük atalım. Sonra detay atmaya başlayacağım. Daha sonra bake yapıp bunu low poly'nin üzerine falan giydirmek mümkün. Baran'ın o konuda dersleri var. Ee, ama o kadar çok zaman harcadım ki şu e, buraya kadar ge çok gevezelik ettim. Muhtemelen çok izlenmeyecek bu video. Çünkü YouTube'da hakikaten uzun videolar fazla izlenmiyor. Ama şeyler izliyor. Ee, hakikaten meraklı bu işten bir şeyler öğrenmek isteyenler izliyor. Eee Teşekkürler hepinize. Yani buralara kadar sabrettiyseniz. Ee, burada yalnız bir şeyler görüyorum. Çok tırtıklı tırtıklı. Yani düzgün keskin bir şey yapmasını istiyorum. Olmuyor. Demek ki yetmedi. 1 milyon. Şu anda tam ateşle oynadığım mayına basmak üzere olduğum zaman. sab bay. Ya çuvallayacağım şimdi. Çünkü şeyin çok üzerinde. Bu makinenin taşıyabileceği vertex sayısının çok üzerine çıkacak. Bilmiyorum onu. Herhalde her bir kareyi dörde böldüğü için dörde mi? Galiba 4 milyona falan çıkması lazım. Subdivide dedim. Şimdi işte burada bunu dedikten sonra takıldı zannedebilirsiniz. Halbuki yaptığı şey şu anda hmm, çekirdeğin bir çalışıyor. Ha, evet. Şey bile duruyor arada sırada. Kursör bile duruyor. Halbuki kitlenmedi. Bekleyeceksiniz. Bakın 193 MB attı şeye takasa. Şimdi şeydeki gereksizleri atıyor. Bel, e, gerçek bellekti. ona lazım. O an ne sistemin Windows şeyin Linux'un ne masa üstünün ne Blender'ın işine yaramayacak olan modülleri vesaireleri şu anda şeye atıyor. At. Evet hala şey e, yavaş gibi hala yavaş gibi birazcık rahatlamaya başladı. 584 çekirdek yine yani neler yapıyorsa artık arka planda 4 çekirdek yine devreye girdi. Hala benim geri dönüp e, Blender'da çalışmanın hiç gereği yok çünkü bir şeyler yapıyor hala. Ama birazdan bitecek o ben rahat rahat çalışacağım. Bakın 760 800 800'lere geri düştü tekrar bellek. Öyle bir temizlik yaptık ki şeyde. Gereksizleri öyle bir temizledi ki. Daha hala da bir şey yapıyor. Bitmedi. Eee yani bu makinede bu kadar uzun bekliyorum. Yani sculpt yapacağım diye bu kadar beklemek istemeyebilirsiniz. Oho ben bununla uğraşamam diyebilirsiniz ama... ...yani şunu unutmayın çok kötü bir bilgisayarla çalışıyorum. Yani bir i3'te dediğim e, yani şey sistemi yavaşlatan şeylerden kurtulduktan sonra... E, ...bu aşamalarda hala takıldığını görürseniz... ...işte bu Subdivide'de sanırım normale döndü şu anda cümlemi bitirip oraya döneceğim 1.9 GB bellek harcıyor 456 ve çekirdekler çekirdeklerde sakinleşti şöyle bakalım blender'a geldim 3.7 milyon ya şeyi de görmüyorum arada blender'la ilgili işte bu kadar 2 milyon 2.5 milyondan falan bahsediyorlar bakın 2.5 milyonda ne güzel çalışıyor diye bu dandik makinede 4.2 milyon vertex 3.7 milyon face oluştu. Ve bakar mısınız? Bu tabi şeyin ee, faydası. Multi Resolution böyle işte. Yani ileri geri yapıyorum, panlı yapıyorum. Şeye dönüyor. O ilk baştaki az vertexliğiyle. Ee, şu anda detay olmadığı için fark etmiyorsunuz. Birazdan fark edeceksiniz. Öyle gösteriyor. İşte demiştim tekerleği kullanmayın diye. Bakın tekerlekle uzun zoom yaptığın zaman tak 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 tak. Yavaş yavaş gidip geliyor. Çünkü her seferinde tekrar milyon vertex'e dönüyor. Halbuki kontrole basıp, orta tuşa basıp zoom in, zoom out yaptığınızda o direkt ağız vertex'iyle yapıyor. Bu bize çok güzel bir navigasyon sağlıyor. Orta tuşla e, merhaba e, orta tuşla şey yapıyoruz. E, rotate zoom ve pan'ı shift'le orta tuş pan kontrolle zoom in, zoom out direkt orta tuşla da Rotasyon. Sıkıntı yok. Hadi şimdi biraz detay atalım. Şey hala burada. Evet tekerlek kullandım. Kullanmayın demiştim. Ee, bu kadar yakından yapmayalım. Bu arada unuttum o e, şeylerde e, bazı yerler yavaş olur Bakın şey yaparken e, pencereyi şey daireyi büyütüp küçültürken pencereyi sanırım güncellemesi gerektiği için yine yavaş küçülüyor. Ee, bu şekilde yavaş gibi uzaktan Çünkü çemberin içine çok fazla şey giriyor ama daha yaklaşıp böyle küçük detaylar atabilirsiniz. İşte işin büyük noktası burada yani böyle milyonlarca e, şeye geldiğiniz zaman e, bakın fan yaparken de eski detaylar kayboluyor gibi ama detaylar var. E, milyonlarca Vertex, milyonlarca Face'e geldiğiniz zaman sculpt'ta artık şey işiniz bitmiştir. E, geri dönebilirsiniz şuradan sculpt'tan 4, 3, 2, 1'e girip orada önemli değişiklikleri yaptığınız zaman buraya geldiğinizde bunlar tekrar yerinde duracak. Eğer büyükçe bir modelleme yapmak istiyorsanız bakın buraya biraz kırışıklık attım. Bunu daha devam ettirmek mümkün. Şuralara e, şöyle... Yani bu çok acayip bir şey. Şu anda yani bu kadar zayıf bir e, bilgisayarda milyonlarca vertexte e, şey atabiliyorum. E, detay atabiliyorum. Hatırlarsanız bir de daha önceki bir dersine yapmıştık. E, doku atabiliyorduk. Yani e, portakal kabuğu görünümü kullanmıştım ama isterseniz ZBrush'ın ücretsiz alfaları var. Onlardan kullanabilirsiniz. Şöyle yapıyordum. Ee, şu aşamada bir kontrol save yapayım da ne olur ne olmaz. Save de çok uzun sürmeyecek herhalde. Bakayım. Tamam. Ee, bir tekstür atıp aldığım şeye bağlayıp new diyorum. Yeni bir tekstür. Biraz zaman alabilir. Böyle kısa beklemeler çok önemsemeyin. Sizin bilgisayarda bu kadar da uzun sürmeyecek tabii ki bir tekstür attı. Strength'ini şimdiden azaltayım. Sürükleme işlemleri yavaş olduğu için şunu tavsiye ederim. Burada ben kaç istiyorum? 0.2 yazarak yapmanızda da fayda var. Bu kadar şişirdiyseniz, iyi üçü de bu kadar şişirdiyseniz onda da yavaş olacaktır. Bu kadar olması bile yavaş olacaktır. O zaman ayarları böyle sürükleyerek yapmak yerine tıklayıp yazarak 0.25 mesela. Her türlü ayarı ee, bu aşamalara geldiniz, makinenizi böyle şişirdiğiniz zaman bir, yine de şişmiş sayılmasın. Hala boş yer var. Uh, bir saati geçtik. Şimdi e, bir tane tekstür attım bu brush'a. O tekstürü ayarlamam lazım şimdi. Şuradaki tekstür tabına girdiğim zaman o tekstür, bu tekstür. O pickup, bu pickup. Şimdi buna Vorona'yı atacağım yine basitinden koronoya attım. Size'ını biraz azaltacağım. Nerede? Intensity değil, exponent ya size'ı 0. Bakın bunda da sürüklemek yerine 0.12 gibi İşte yarı yarıya azaltmış oldum. Buraya geldim. Eksiye bastım çünkü siyah yerler topurcuk olması için öyle bir şey yapıyorum. Yaklaşıyorum. Şimdi şey atacağım buraya doku atacağım. Bu aşamada bir save yapıyoruz. Çünkü bir bug var. Uzun zamandır. Geçti mi bilmiyorum. Şu an risk alamayacağım. Ctrl save. Şimdi bakın F ile şöyle büyütürken hadi gel. Tekrar söylüyorum. Bu makine de yavaş. <laughs> Sizinkinde o kadar yavaş olmayacak. Sadece amacım burada bile bunları yapabildiniz. Şimdi geldi. Bakın faslalı yavaşlıklar var. Yani orayı atlattıktan sonra Swap dahil, bu bazı işlemler dahil. Ondan sonra şöyle rahat rahat çalışabiliyorsunuz. Şimdi yani Buraya şeyleri atıyor. Daha yaklaşıp şeyi tavsiye etmem ben genellikle. Şöyle sürerek yani doku atmaya ama onu bile yapabilirsiniz. Bakın. Görüyor musunuz? Çok fazla e, strength'i daha da azaltalım. 0.1 e, yapalım. Öyle Çok az oldu bu de. Evet. Çok az oldu. Biraz şeyi büyütelim. ve bu hakikaten 0.2 olsun. Ve böyle sürerek doku atıyorum. Yani aslında doğrusu böyle tıklayarak atmak. Bunun bir doku olduğunu varsayalım. Atabiliyoruz. Bunu şeye bake edebiliriz. Ee, normal map'e bake edebiliriz. Bake ettikten sonra da bu yüzeye attığımız topurcukları. Şuradaki pikselleri sevmedim aslında. Yani bir tık daha yapılabilir ha, ama, ama sumut yapınca o da yumuşak görünüyor. Ee, daha önce yaptığım için biliyorum şey oldu. Yani bu 3.7 milyondaydı. Gayet güzel sonuç almıştım. Tekstürü kaydetmediğim için gitti gösteremiyorum şu anda. Ama önceki derslerden izlerseniz buradan bunu tekst, normal map'e tekstür e, bake edip, e, ondan sonra bu milyonlarca olan üst seviyeleri silip, ondan sonra düşük vertexlerin üzerine onu giydirdiğiniz normal map yaptığınız zaman aynı bu etkiyi gümbür gümbür elde ediyorsunuz. Yani makine artık yavaşlıyor. Bu yavaş eziyetli kısım burası için geçerli olmuş oluyor. Böylece böyle makinede makinede şey için yava, e, az low poly sayılabilecek ya da mid poly orta seviyede e, poligonu olan bir e, ve üzerine de doku işlenmiş boyanmış vertex paint yapılmış modeller yapabilirsiniz öyle olunca yani böyle bir makinede yapabilirsiniz öyle olunca sizin muhtemelen minimum i3 falan olan e, makinenizde e, hele hele low poly şu anda low poly game artistlere çok ihtiyaç var onları yapmak artık çok çok kolay. Yani kesinlikle kaldırır. Yani çok çok okuduğum benim makinemde çalışmıyor. Yorumları işte yersiz. Ee, önceki video ve bu, bu, videodaki e, ipuçlarını değerlendirirseniz hele isterseniz bir de Linux kullanırsanız. Yani kullan demiyorum ama Linux kullanırsanız zaten çok güzel çalışıyor. Şimdi ne yapacağım? Bir şey daha göstereyim. Onu göstermeden önce bir şey, e, ama şu anda bir bellek o kadar dolu ki şey yapamam. Sebilgi'deki bazı şeyleri gösterecektim. Bir iki, iki arkadaşım daha Grafik 101 ve Blender eğitimin sitesine tavsiye edecektim. Çünkü Serdar Bayram ve Abdullah Kesikbaş'tan bahsetmiştim. Yorumlarda dediler böyle arkadaşlar var onlardan da bahsedin. Sadece Sebilgi'yi seyretmeyin. ile Sebilgi ilgili bir şeyler söyleyeceğim size ama diğer kanalları da seyredin. Grafik 101 çok beğendim. Grafik'le ilgili çok güzel şeyleri var. Çok çeşitli grafik programlarla ilgili çok güzel anlatımları var. Çok temiz anlatıyor. Blender eğitimde Blender ile ilgili çok güzel anlatımları var. Serdar Bayram'ın çok güzel dersleri var. İzle, yani bizim de izlenimiz çok değil ama yani o arkadaşların kini de arttırın. Yani öğrenen talep çok arttı. Yalnız anladığım kadarıyla şeyleri ihtiyaç var. Nereden öğrenmem lazım? Soruları çok geliyor. Sıfırdan başlayıp Facebook'taki Blender eğitim sayfasından görüyorum. Nereden? Bunlar var. Abdullah Kesikbaş, Serdar Bayram, orası hatırlıyorum değil mi? Grafik 101, Blender eğitim. Bunlar benim bildiklerim. Daha da neler vardır, kim bilir. Bunlar gayet güzel, temiz güzel anlatıyorlar. Kesikbaş'ın çok uzun videoları var. İzleyebilirsiniz onları da. Uzun video izlemek aslında çok büyük problem değil ama nedense 15 dakikanın üzerinde olanlar çoğu kişilerinden izlenmiyor. Şu anda artık şeye geldim oraya geleceğim bizim sevgiliyle ilgili ufak bir bildiri yapacağım. Ama ondan önce şunu da göstereyim. Scalp'ta artık böyle birazcık değişiklik yapmak istiyorum ya. Yine bekleme olacak. Bir tık indim aşağıya. Burada 1.800'e geldi. Hmm, bir tık daha indim. Aa, böyle de yazabiliyorum ya doğru. 2 yapayım direkt 2'ye atlayayım. 132.000. Şeyler görünmüyor. Demin yaptığım detaylar görünmüyor. Onlar üst seviyelerde kaldı. Ama ben bu seviyedeyken tutup şeyle başka bir tane kullanayım. Mesela bununla şöyle bir şeyler ekleyebiliyorum. Sonra buradan o 5. seviyeye geldiğimde haydi bakalım 132.000'den arka planda ne oluyor bakalım. Yine bir takas işlemleri yapıyor ama biraz daha hızlı yapması lazım. Yanılmıyorsam. Yani de şu anda meşgul olduğu için geçemiyor bile Blendera. Moralinizi bozmayın bundan. Unutmayın. Çok yavaş makineyle çalışıyoruz ve daha çabuk geçti. Çünkü sadece gerektiği kadar işte uğraşıyor. Gördüğünüz gibi eğer şey yapacaksanız, Undertreez'in böyle bir özelliği var. büyük bir scalp işlemi değişikliği yapacaksanız, düşük seviyelere iniyorsunuz, orada yapıyorsunuz. Bu milyonlarca iken öyle bir şey yaptığın zaman kilitlenir kalır. Ve detaylara da bir şey olmuyor. Hala da bir şey yaptığı için arada kursör kilitleniyor. Önemli değil. Şimdi çok enteresan bir şey olacak. Bakın bununla işim bitti. Yani artık daha fazla uzatamam bunu. Çok uzun bir ders oldu çünkü. Kapatayım. Don't save. Şimdi şeye bakayım. Şimdi yok, olacak mı tekrar bilmiyorum. Blender'ı, Blender'daki o projeyi, bütün Vertex'lerin şeyini falan hepsini boşalttı. Bu beni resmen şok eden yani bilmediğim bir şeydi Linux'la ilgili. Bakın normalde sıfır açtığınızda ee, Linux Mint ya da başka bir şeyde XFC hafif diyebiliyor ama 400-500 MB harcıyor idi. 1.85'lik yani 2 GB da 1.85'i free oradan 400 harcıyor idi. Ben sistemden çok fazla talepte bulununca bunun bir kısmını takas belleğe attı. Şu anda kullandığı kısım 500'den 187'ye düştü. 197 MB'a e falan düştü. Ve bu durumda sistemde hani bir şey eksik değil. Demek ki sistemi ilk açtığımızda bazı çok da gerekli olmayan şeyler bellekte. Onlar şimdi swapta. Onlara <laughs> talep olmadıkça onlar tekrar ana belleğe yüklenmeyecek. Swap'ın görevi o. Belleğe e, hard disk'e attı o bellek kısmını. 184. Şimdi şöyle bir şey getiriyor bu. Onu niye kapattıysam. Tekrar e, Blender'ı çalıştırdığımda daha önce 700-800 falan gibi, buradan tekrar şey yapalım, eşlik bir daha çalıştıralım. 700-800 gibi harcarken Blender dahil, Linux ve masaüstü dahil, şimdi 367 kullanıyor. Yani bütün bu işlemlerden sonra benim yani zorladım sınırlarını, gereksizler takasa gitti... Ya Linux'u daha iyi bilen biri varsa lütfen bunu yorumlasın bana. Yanlış mı anlıyorum? Çünkü bir problem görmüyorum. Hem belleğim rahatladı. Yani makineyi zorladım. Swap'e gitti gereksizler ve bellek rahatladı. Ve ben şu anda bir önceki çalışmama göre, şimdi deminki çalışmaları bir daha yapsam, bir önceki çalışmama göre biraz daha rahat çalışacağım. Çünkü e, 700-800 değil şu anda Blender açtım. 360 MB gibi bir kullanım var. Bu bana düz mantık iyi bir şey gibi geliyor. Böyle de ilginç bir şey öğrenmiş oldum bu testi yaparken. yavaş makinelerde demek ki bir defa belli takasa kusuncaya kadar bir zorlayıp ondan sabredip bekleyip ondan sonra kapatıp tekrar girdiğin zaman böyle bir şey oluyormuş demek ki. Şimdi belleğimiz bu kadar rahat olduğuna göre bakalım neler olacak. Ee, şeyi göstereceğim size. Ee, bu arada e, şeye bakalım yine neler oluyor arka arka planda. Ee, işte, top http tip 400'lere geldi. 303 hala şeyde duruyor. 500 600 700 800'lere falan yine çıkması lazım. Çünkü Chrome çalıştı arkada. Ee, ben şeyleri şuraya almıştım. İkincisi şey açtım. Chrome'un yanına bir de Firefox açayım. Firefox da ağır bir şey. iki tane şey açık şu anda. Tarayıcı açık. YouTube'da Serdar Bayram, Abdullah Kesikbaş bunlardan bahsetmiştim. Grafik 101'i tavsiye ederim. Bakın çok güzel. Çok çeşitli grafik programlarla ilgili çok temiz anlatımlı dersler var. Blender Edim, keza öyle. Ee, buralara gidin. Başkaları da vardır. Onlara da bakın. Ben şimdi sizi Sevilgi'ye götürmek istiyorum. Uç birim nerede? 681. Hala o kadar yükselmedi. Bellek kullanımı. Enteresan. Yeni bir şey. Her gün yeni bir şey öğreniyor insan. Sevilgi'ye gidip bir şey göstermek istiyorum size. Ya yani şehir dileneceğim şimdi sizden. Abone olun. İşte like yapın. Katıl butonu koyduk. Dilerseniz bunu biliyorsunuz. Herkesin ortak söylediği şey. Yani bu katıl butonuyla aylık belli bir ücretle destek olmuş oluyorsunuz. Destek olmak kesinlikle mecburi değil. Sağ olsun bir öğrenci arkadaş, ben öğrenci olduğum için sadece beşlik ek atıldım, kusura bakmayın dedi. Ne kusuru? Ya o bize 5 milyon değerinde. Yani e bunu buraya koyduk ama yani şey değil, isterseniz eğer izlediniz, bunlardan faydalandığınız ve içinizden geldiyse böyle bir şey yapabilirsiniz. Yani gönlünüzden ne koparsan, kopmazsa da e, ee, canınız sağ olsun. Önemli değil. Ama bütün bunları yapmak için abone olmanız gerekiyor. Onun için de oturum açmanız gerekiyor. Oturum açıp yani bir Gmail hesabınızın olması. Bunu şeyler için e, söylüyorum. Birçok kişi biliyordur ama e, Blender'ı duydu. E, öğrenmek için YouTube'dan bir şeyler seyretmesi gerektiğini biliyor. E, ama bu kısımlarla ilgili tanışmadan daha önce bir Gmail hesabıyla oturum açtıktan sonra abone olup Abone olmanızı ve videoları beğendiyseniz eğer likelamanızı yani beğenmenizi aynı ona geliyor. Şuradaki tuşu var ya ona basmanızı beğenmediyseniz de buna basın. Hiç sakıncası yok. Ee, ve e, oturum açıp abone olduğunuz zaman burada bir tane de bir çağın resmi zil, zil şeyi çıkıyor resmi çıkıyor. Ona bastığınız zaman da ha, reklamları da atlamadan izlerseniz ben şimdi atlayayım. Ee, Premium'a girerseniz reklamsız seyredebiliyorsunuz. Ayda 15 lira mı ödüyorsunuz bundan? Ee, buradaki çan resmi çıkıyor. Ona da tıklarsanız şeyler yeni video geldi zaman notifikasyon geliyor. Olmazsanız da geliyor. Onun niye o kadar farkı var bilmiyorum ama şeyin e, abone olmanın abone sayısının özelliği biraz azaldı şundan dolayı azaldı. Şuradaki keşfette listelere siz oturma açtıktan sonra zaten çok güzel bir şey tutup sizin hakkınızda bu baranın son dersi güzel bir ders tavsiye ederim. Hardops örnek. Hardops'un orijinal dersi vardı. Önce Hardops anlatıyor Dört tane örnek yaptı süper. Yani böyle modelleri yapmak için çok güzel bir ücretli edon. Bu keşfette zaten şeyler görünecek. Sık ziyaret ettiğiniz yerlerdeki videolar zaten görünecek. Ee, eskisi kadar abone sayısının önemi yok ama biz de şu analizlere baktığımız zaman aboneler, e, e, abone olmayanlar %75'te abone olmayıp da sevdenler. Abone sayısının artması sanırım bize psikolojik olarak bir katkı olacak. Eğer beğeniyorsanız kanalımıza abone olmanızı rica edelim. Burayı da çok fazla uzattım. Tabii sona bırakmak adetten. Video başlar başlamaz. Allah razı için bir katıl falan yapmamak için. Hmm, sanırım bunu yani bütün videoların sonunda bir hızlıca bu sefer uzunca hatırlattım ama hızlıca hatırlatacağım. Hmm, böyle bu ders derste unuttuğum şeyler vardır ama yani yaklaşık bir buçuk saatlik derste de neler unutmuş olabilirim ki? Neyse. E, şeye başlayacağım. Skap derslerine low poly modellemeye bir sene önce yarım bıraktığım e, Blender temelleri derslerinin üzerinden bu devam edecek. Şey açmayı playlist olarak öyle planladık baranla. E, e, game Art. Low Poly, Game Art, High Poly. High Poly'nin içine Sculpt, e, Retopo, Texture, Paint e, vesaire girecek. Low Poly'nin içinde de e, onun boyaması, Hyper-Casual oyunlar için e, model yapma, onu Unity'ye atma, Animasyon yürütme vesaire onlar olacak. İkisinin içinde de animasyon olacak kendilerine göre e falan öyle bir plan yaptık. E, niyetimiz de bundan sonra çok daha sık e, şey yapmak, hmm. video yapmak. Başlarda çok zor olmayacaktır çünkü temelde eski videoların, eski derslerin artık güncel. 2.92 için olanlarını yapacağım. Ha bu arada niye 2.92 alfa onu söylemeyi unuttum. 2.93 çıkacak yakında. 2.92'de çok güzel yenilikler var. E, alfa'dan başladım. Göçtüğünü görmedim. E, betası yakında çıkar. E, o dersleri biz tamamladığımızda zaten 2.92 release olmuş olur. Hakiki sürümü çıkmış olur. O yüzden öyle bir şey yaptım. E, 93 çıkınca da 93 LTS olacak. E, long term support yani uzun süreli desteklenecek. Yani animasyon stüdyoları falan uzun süre kullanacağı e, yazılım olacak. Onun onun üzerinden e, sanırım 2.93 üzerinden bir tekrar m temelden blender ders serisi ayrıca çekilir. Şimdilik 2.80 için yaptığımın üzerine 2.92 için fark dersi yapacağım. O fark dersi üzerinden artık modellemeye gireceğiz. Basit modellemeden başlayıp karışıklara gideceğiz. Buna paralel arada sırada scalp dersleri olacak. Başka derslerde düşünüyorum. Grafikle vesaireyle ilgili. Neredeyse 1 saat 20 dakika oldu. 80 dakika. Uzunca video. Buraya kadar izlediyseniz Çok çok teşekkürler. Sabrınız için. <laughs> Sonraki derste görüşmek üzere. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Hepinize iyi günler. Ya ben bir şey söylemeyi unuttum. <laughs> Burayı muhtemelen izlemiyorsunuzdur ama artık yavaş makinede Blender e, pro şey çalıştırma derslerinin bu sonuncusuydu. Artık bundan sonra normal kendi makinemde yapacağım. Bu derslerden faydalanarak nelerin önemli olduğunu tekrar inceleyip makineniz yavaş çalışıyorsa artık geri size ait. Lütfen e, o derslerdeki prensiplere göre Windows ya da Linux kullanıyorsanız Makinenizi hızlı çalışır hale getirin ve devam edin. Bu yavaş makinedeki son zorlama dersiydi. Yani Makineyi zorlama dersiydi. Tekrar hoşçakalın. Tekrar görüşürüz.